Ferhat hoş geldin. Hoş bulduk. Çok tecrübeli bir oyuncusun. Evet. Nasıl bir sezon oluyor? İlk soru böyle başlayalım. Vallahi güzel bir sezon oluyor. Hem kendi adıma hem de takım olarak güzel bir sezon geçiriyoruz. İzleyenlere birçok maçta futbol adına keyif verdiğimizi düşünüyoruz. Tabii hedefimiz de var. İkinci yarıda bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. İnşallah yine güzel bir ikinci yarı olur. Şimdi şampiyonluk yolu biraz engebeli geçer. Tünelin sonunda ışığı görebiliyor musun? Ya tabii biraz daha maç maç gidiyoruz aslında. Olaya o şekilde bakıyoruz ama ya tabii neden olmasın? Biraz başlangıç işi. İyi bir kadromuz var, iyi ayaklarımız var, iyi bir sistemimiz var. Eğer güzel bir şekilde oturtursak bunu neden olmasın yani? Süper Lig'de yıllarca forma giydin. Şimdi birinci ligde forma giyiyorsun. Sence iki lig arasındaki farkları karşılaştıracak olursak neler söylersin? Ya tabii tempo olarak Süper Lig daha üst düzeyde. Oyuncu kalitesi olarak da. Ama bu ligde herkes de söylüyor. Yani mücadele anlamında daha çok mücadele geçiyor. İkili mücadele, fiziksel temasın daha çok olduğu bir lig. Bir de şartların hani biraz daha. Şimdi Süper Lig'de biraz daha statlar ve maç saatleri daha güzel oluyor. Burada biraz daha zor. Mesela sabah daha çok maç oynuyorsunuz. Sahaların ışıklandırmasının olmamasından dolayı. Zeminler biraz bozuk oluyor bazı statlarda. Bunların tabii daha zorluğu oluyor. Yıllardır Süper Lig'de forma giydin. İyi futbolcu oynuyor zaten. Yabancı kuralı çok tartışılıyor Türkiye'de. Bir yerli futbolcu olarak bu duruma düşüncelerin neler? Tabii şimdi ya, kulüplerin biraz bakış açısıyla da alakalı ama iyi futbolcunun yerlisi yabancısı olmaz. İyi futbolcu iyi futbolcudur. Şu anda ligimizde de iyi oyuncular çıkıyor. Zaten biraz oynayan, kendini gösteren oyuncu aslında bu dönem biraz daha geçmişe göre daha şanslı görüyorum. Çünkü çok çabuk yurt dışına transferler de gerçekleşebiliyor. O yüzden şu anda oynayan genç oyuncular çok değerli. Genç oyuncular demişken Türkiye'de de son dönemlerde yerli isimler ön plana çıkmaya başladı. Arda Güler ismi çok ön planda şu an. Neler söylersin Arda için? Ya tabii biz de büyük keyif alıyoruz izlerken. Çok yetenekli gerçekten. Çok yakından direkt birebir tanışmışlığım yok ama gerçekten karakter olarak da efendilik olarak da sahada çok güzel duruyor. Formayı çok güzel taşıyor. Yetenekleri de zaten çok üst düzeyde. İnşallah yolu açık olur. Çok büyük kulüplerde izleriz onu. Avrupa'da, dünyada. Ferhat, sol beksin. Türkiye'de gelen anlamda ciddi bir sıkıntı var sol bek konusunda. Özellikle yerli sol bekler konusunda. Milli takımda da bu sıkıntı yaşıyoruz. Bu duruma neler söylersin? Ya şimdi birazcık daha şu anki sol bekler genelde önden bozmadan geliyorlar. Yani işte atıyorum forvet arkası sol ayak sol beke evriliyor. Sol önde oynayan oyuncu sol beke dönüyor. Biraz açıkçası forma şansı bulmakta da ön tarafta yabancı oyuncular değerlendiriliyor. Çok üst düzey bir oyuncu değilseniz. Aslında yeni yeni oyuncular var şu an. Genç ben mesela Rıdvan'ı çok beğeniyorum. İnşallah yolu daha da açık olur. Şu an Trabzonspor'da oynayan Eren var. Yani genç oyuncular türedi, oynuyor. Okan Buruk eski takım arkadaşım. Şimdi de Galatasaray'ın başında. Okan Hoca ile ilgili neler söylemek istersin? Ya muhteşem bir karakter. Yani futbolculuğu ile ilgili zaten hani yorum yapmamıza gerek yok. Çok iyi bir oyuncuydu ve hocalık kariyeri de çok iyi başladı. Şu an gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Dediğim gibi inşallah çok başarılı olur. Yani çok başarılı olacak insanlar seviyesine yakışan bir insan. Her şeyde, sadece futbolda değil. Genel olarak hayatta da öyle. Yani yol açık olsun her zaman. Sen Süper Lig'de o havayı çok iyi biliyorsun. Yani işte Konyaspor, Başakşehir, Galatasaray, Trabzonspor önemli takımlarda forma giymiş bir futbolcu olarak yarışı nasıl değerlendirirsin? Vallahi son saniyeye kadar takımların şampiyonluğu kovalaması, yani bir kopma olmaması ligi daha güzelleştiriyor. Yarışı tabii şimdi Apo Hoca'da sistemini bildiğim için ve yani sürekli kendini geliştiren bir antrenör. Yine her zaman herhalde Trabzonspor yarışın içinde olacaktır ama bu sene gördüğümüz kadarıyla çok yakından da takip etmiyorum ama Fenerbahçe de çok iyi gidiyor. Galatasaray'ın da durumu ortada. Beşiktaş da şimdi Şenol Hoca ile muhtemelen bir tekrardan
yükselişe başlıyor. Güzel bir lig olsun ki ligimizin de değeri artsın istiyoruz yani biz de. Şenol Hoca'da da çalıştın sen. Evet. Abdullah Hoca'da da çalıştın. Yani kariyerinde top class hocaların hepsiyle çalıştın. Evet. Şenol Hoca için parantez açmak gerekirse neler söylersin? Yani çünkü çok önemli isimlerle çalıştın. Önemli oyuncularla teknik takım arkadaşlığı yaptın. Ya Şenol Hoca'yı da çok seviyorum. Açıkçası Şenol Hoca zamanı Trabzonspor'da ben çok gençtim. Yaşım yani bayağı bir gençti. Tecrübe olarak şu anki belki yaşadıklarımla o dönem orada olsaydım belki daha farklı olabilirdi ama Şenol Hoca dönemi biraz oynamadım yani. 2 sene falan net kulübede oturdum. Ama ona rağmen normalde bir oyuncu mesela oynamadığı zaman yani bir hocayı çok sevmez yani. Bu bir gerçektir. Hani, ama ben Şenol Hoca'ya karşı gerçekten çok değişik bir sevgim var. Onun da bana karşı bir sevgisi var. Yani Şenol Hoca bir tanedir ya. Kariyerinde iz bırakan teknik direktör kim diye sorsam? Ya birçok teknik direktör var ama yani Abdullah Avcı tabii çocukluğumdan beri yani biz PAF takımdan beri bendeki yeri çok farklıdır. Viska, Burak Yılmaz, Selçuk İnan yani kariyerine baktığımızda birçok önemli futbolcuyla takım arkadaşlığı yaptın. Ferhat Öztorun'un futbol sonrası planlamasını yani futbolun içinde kalmak istiyor musun yoksa işte bir teknik direktörlük hayalin var mı yoksa sportif direktörlük hayalin mi var? Nerede evet. Görüyorsun kendini? Teknik direktörlük hayalim açıkçası şu anda yok. Futboldan uzaklaşamayız yani sonuçta bildiğimiz şey bu. Ama bunu teknik direktör çatısı altında değil de belki başka yollarda bir sportif direktörlük bilmiyorum belki bir scout tarzı bir şey olabilir. Çok teşekkürler Ferhat, ağzına sağlık. Teşekkürler.